Android stüdyosunu kurduk. Şu an gördüğünüz gibi aslında şu anki versiyonda direkt olarak Flutter bize gösterilmiyor. Yani ben burada Java veya Kotlin'de Android uygulamaları geliştirebilirim. Ama eminim ki ilerleyen zamanlarda bu da default olarak buraya eklenecektir. Şu an için bir pluginle bu işlemi yapabiliriz. Configure kısmına gittik ve pluginler kısmına gelip burada Flutter yazıyoruz. Bulmadı. Search in repository diyerek Flutter şu an 809 bin indirme var. Eminim siz indirdiğinizde çok daha fazla sayıda olacaktır bu. Install diyorum. Ben bunu install ettiğimde aslında sonuçta Flutter'ın çalışması için Dart'a ihtiyacı olduğu için Dart plugin'ini de kuruyor. Yani aslında bu işlemde iki farklı plugin'in kurulmasını sağlıyoruz ve bu değişikliklerin algılanması için Android Studio'yu yeniden başlatacağız. Okey dedik. Restart diyerek bu işlemi tekrardan olmasını sağlayacağım. Evet, tekrardan açılma işlemi gerçekleşti ve gördüğünüz gibi artık Start a New Flutter Project ifadesini görüyorum. Basalım buna. Yeni bir Flutter projesi başlatalım. İlk olarak biz Flutter Application geliştirmek istiyoruz. İleri dedik. Projenizin adını istiyor sizden. Buradaki isim yani yazma şekli bu şekilde. Boşluk kullanmayın. Küçük harfle başlayın. Türkçe karakter kullanmayın. Lütfen bunlara da dikkat edelim. İlk Flutter mesela projesi desem zaten bana kızıyor. Projesi. Flutter SDK paketini zaten otomatik olarak gördü. Project Location yani bu projeyi ben nerede oluşturayım dedi. F'in altına ben Flutter Projects diye bir klasör açtım. Siz bunu farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Buradan oluşturabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca bu SDK'ları veya yaptığım projeleri C'nin dışında bir yerlere koyuyorum ki bir format attığımda bunlar silinmesin. Buraya bir açıklama yazıyorsunuz ki hiç önemi yok. Next diyelim. Company domainini genel olarak adınız soyadınız.com hani varsa bir web siteniz vesaire onu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda eğer daha önceden Android geliştirdiyseniz bildiğiniz gibi size bir package name oluşturuluyor. Ve bu package name bir uygulamayı Google Play'e attığınızda sizi diğer projelerden ayıran unique bir değer olmalı. Yani iki farklı uygulama aynı package name'e sahip olamaz. O yüzden burada mümkün olduğunca sizi diğerlerinden ayıracak bir isim kullanmaya dikkat edin. Yine bu aşağıda isterseniz default olarak Java desteğiyle gelen bu Flutter'ı Kotlin diliyle ve yine Swift support'u iOS kodlar için Swift support'u buradan aktifleştirebilirsiniz. Şu an için bunlara dokunmayacağım. Burada aslında package name'i de güncelleyebiliyorsunuz. Aslında buradaki company name'e göre otomatik olarak oluşturuluyor ve şu anki hali benim için yeterli. Finish diyelim ve ilk Flutter projemizin oluşturulma işlemini başlatalım. Evet, uygulamamız yavaştan açılmaya başladı. Device'ı bulamadım diye bir uyarı aldık. Şimdi burada birkaç tane dikkat etmemiz gereken seçenek var. Onlardan size bahsedeceğim. Hani kurulumları yaptığınız varsayılan olarak ilk olarak kontrol etmeniz gereken bu SDK Manager kısmı. SDK platformun altında hani ben diğerlerini kurmuşum ama sizde yoksa önemli değil. En son olan SDK'yı kurmanız gerekiyor ve şuradaki Show Package Detail diyerek diğer alanları da kurulu olduğunu yani tikli olduğundan emin olun. Gidip de bunların hepsini seçmeyin. Gerek yok. Mesela burada API 28'i seçtiyseniz bunların seçili olması yeterli. Ben AMD işlemci olduğu için bende şunlar hiçbir zaman yüklenmiyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde görüyorsunuz. Yine de ben bunları seçeyim. Onun dışında işte China versiyonu vesaire de ihtiyaç duymadığım için buralarda tik yok. Ve SDK Tools kısmına da yine Show Package Detail deyip gidip de bunları seçmenize gerek yok. Mesela biz burada 28'i kullandığımız için 28 ile ilgilileri seçmemiz yeterli. Şu 3'ü yeterli. Burası yeterli. Şunu da yükleyelim. Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Android emülatör update'i varmış. Bunu da kuralım. Burada bir de Google USB driver'ı kurarsanız kendi cihazınızı burada test için kullanabilirsiniz. O yüzden bunun da seçili olmasına dikkat edin. Buralarda da yine en son sürümleri kurmanız aslında yeterli olacaktır. Bunları seçtik. Apply diyelim. Okey diyelim ve bunların kurulumunu başlatalım. Biraz uzun sürüyor. O yüzden ki burada SDK klasörünü bakın ben F'nin altına oluşturdum. Yarın öbür gün bir format attığımda
Bu dosyalar burada yine olacaktır. Bir daha bunları indirmeme gerek kalmayacağım. Ben şu an sadece hani eksik olan, aslında bunlar olmadan da çalışıyordu ama yine bir size göstermek adına böyle yapma gereği duydum. Burası biraz uzun sürecek. O yüzden ben burada videoyu durduracağım. Bittiğinde devam edeceğiz. Evet, kurulumlar sonunda bitti. Finish diyelim. Bir bakalım neler oluyor. Artık SDK Manager ile yapacak işlemlerimiz bitti. Android Studio'yu kullanmamızın tek amacı aslında şuradaki AVD Manager. Bu AVD Manager ne işe yarıyor? Bizim Virtual Device'larımız, yani emülatörleri oluşturup kullanmamızı sağlayan kısım. Yeni bir cihaz oluşturalım. Burada Play Store işareti olanları seçmeye dikkat edelim. Bunları yaptığımızda bizim Google Play servislerimizle beraber, işte Google Store muydu? Evet, onunla beraber uygulamamızı, hani emülatörümüzde bu uygulamaların olmasını, Chrome gibi bazı eklentilerin olmasını vesaire sağlıyor bu. Mesela Nexus 5X'i seçtim ve Next dedim. Sonrasında burada sistem imajları çıkıyor. Genel olarak burada ABI kısmında x86 olanları tercih edin. Other image diye mesela şunları yaparsanız oldukça yavaş çalışacaktır. Android Pie, yani API 28 ile beraber gelen, bizim için önerilen şu sürümü Next diyerek kurmasını, indirmesini istiyorum. Cihazımızın adı API 28 olsun bu şekilde. Çok önemli değil. Finish diyelim. Evet, ekrana geldi ve Start diyerek bunu bir başlatalım. Emülatörümüz açılmaya çalışacak. Artık burayı kapatabilirim. Bu arada terminal kısmına gidelim. Bir bakalım burada Flutter kodlarımız çalışıyor mu? Flutter'a geldim. Hani CMD'yi kullanmama gerek yok. Gördüğünüz gibi burada da Flutter komutları çalışıyor. Flutter Doctor diyelim. Bakalım son durum nedir? Şimdi burada hala hani biz şu an Android Studio'nun içinde olsak bile Android SDK'yı bulamadığını söylüyor. Eğer diyor Android SDK'nız farklı bir yerde, yani var olan dizinden farklı bir yere kurduysanız Android Home'u, Android Home diye bir değişkeni pet environment variable'ına ekleyin diyor. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle bunu kopyalayalım. Yeniden buraya gidelim. İki kısma da yapacağım. Hani çok emin değilim tam olarak nereden çalıştığına. Android Home dedim ve buraya benim SDK'mı göstereceğim. Neredeydi? F'nin altında SDK diyoruz. Okey dedim. Bunu buraya ekledim. Buraya da ekleyelim. New dedim. Android Home diyorum. Ve değişken olarak da yine F'in altındaki SDK klasörünü göstereceğim. Okey dedim. Okey dedim. Bunları okey ile onaylıyorum. Bu arada hala emülatörüm açılmadı. Şu an onu bekliyorum. Ve bu değişiklik görünmesi için büyük ihtimalle bizim Android Studio'yu tekrar bir açıp kapamamız gerekebilir. Evet. Gördüğünüz gibi görmüyor. O yüzden öncelikle bir emülatörün açılmasını bekleyelim. Çünkü hala device kısmında bunu göremedik. Bu arada yine Flutter'ın bazı komutları var. Flutter devices diyerek herhangi bir device bulamadığını söylüyor. Şu an için hala açılmadığı için olabilir. Flutter emülatör de diyebiliriz. Emulators. Evet, bu komutları da bilelim. Android AVD'lerin açık olduğuna emin olun vesaire diyor. Gördüğünüz gibi hala açık değil. Bunun bir bitmesini bekleyelim. Cihazım açıldı ama niyeyse burada bunu göremiyorum. Bu yüzden şöyle bir kapatayım. Bir tekrardan açalım. Çünkü CMD kısmına gidip Flutter Doctor komutunu çalıştırdığımda aslında o en son yaptığım değişiklikten sonra, yani Android Home'u yaptıktan sonra Android ile ilgili bir hatanın olmadığını görüyorum. Şöyle bir daha bir Android Studio'yu başlatalım. Bakalım ne oluyor. Evet, gördüğünüz gibi artık açık olan device'ı burada listeledi ama yine de açmadı. Büyük ihtimal benim bilgisayarımla alakalı veya AVD ile ilgili bir sorun var burada. Birden fazla emülatör çalışıyor diyor. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Şöyle yapalım. Task Manager'dan bunu bir sonlandıralım önce.
Start vesaire burada açık. Evet, şurada. Şunları hep komple kapatalım. Başka var mı? Tekrardan açmaya çalışıyorum. Hani dediğim gibi bu benim büyük ihtimalle benim bilgisayarımla alakalı bir sorun. Çünkü en son yine emülatörlerle ilgili böyle sorunlar çıkıyordu. Evet arkadaşlar, hatalar çıkmaya devam ediyor. Görmüyor bunu bir şekilde. Bunu ben bir sileceğim. Dediğim gibi benim bilgisayarımla alakalı bir sorun olsa gerek. Önce bir stop diyelim. Delay demeden önce aslında şöyle yapacağım. Show on disk diyerek bunun olduğu klasörü bir açıyorum. Burası. Sonrasında da bunu bir delay diyeyim. Sildim. Burada da Android ABD'nin içinde herhangi bir dosya olmasın. Gelelim buraya, tekrardan oluşturalım. Phone dedik. Nexus cihaz dedik. Pi'yi evet bu şekilde bir daha kuracağım ama buna API28 bitişik yazayım bu sefer. Farklı olsun. Finish deyip bunu bir daha bir oluşturacağım. Kapattım bunu. Burada acaba bunu görebilir miyim? Şöyle yapsam. Bulamadım diyor. Tamam. O zaman AVD Manager'dan tekrardan bunu bir çalıştıralım. İlla ki açacağız. Evet, gördüğünüz gibi artık buraya geldi. Tek yaptığım uygulamayı kapatıp tekrar açmak oldu. Bir de AVD'yi cihazımı tekrar oluşturmak oldu. Ve artık terminale gidip Flutter Doctor -v dediğimde -v parametresiyle aslında detayları görüyoruz. Gördüğünüz gibi hani bütün detaylarıyla kurulumlarımız düzgün bir şekilde yapıldı. Bu dersi bitirmeden önce şöyle bir play'e basalım. Uygulamamız emülatörümüze gelsin. Çalıştır dediğimde aslında şu an ekranda bulunan main.dart isimli dosya, ki aslında default bir Flutter uygulamasıdır bu, emülatöre yüklenmeye çalışacak. Ekranda uygulamayı gördükten sonra bu dersi bitireceğim. Bir sonraki derste de diğer emülatör editörler için, mesela Visual Code için veya IntelliJ IDEA'da bu kurulumların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu an için uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Aslında bu bekleme dediğim gibi benim bilgisayarım veya AVD ile alakalıydı. Var olanı silip tekrar kurdum. Bir de bir kapataç yaptıktan sonra sorun çözüldü. Tekrar hatırlatıyorum, emülatörün çalışması için BIOS ayarlarınızda sanallaştırmanın, yani virtualization'ın açık olması gerekli. Şöyle Task Manager'a gidip performans tabağı altında CPU'nun orada şu uyarıyı enable olarak görmeniz lazım. Eğer bu enable değilse sizin BIOS'unuzda sanallaştırma kapalıdır. Öncelikle bunu açmanız gerekiyor. Ve ekrana ilk Flutter projemiz geldi. Butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste devam edeceğiz.